Cihaz satmanın yeni kolayı EasyCep. Peki nedir bu kolaylıklar? Tüm Türkiye'de ücretsiz kargo. EasyCep mağazası olan illerde 3 saatte kurye ile kapına teslimat, seçili il ve ilçelerde kapında sat hizmeti. Daha ne olsun? Easy. Detaylar EasyCep.com'da. Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyeti konuşacağız. 1-0'lık galibiyet Beşiktaş 3 puanı aldı. Golün adı Arthur Masuak oldu. Şenol Güneş geldiğinden beri gönderiliyor, gidiyor, gitti, anlaştı haberleriyle dolu. Formasını kaybetmiş bir oyuncu Umut Meraş'a kaybetmişti. Dün yeniden sahne aldı ki Gaziantep maçında da Beşiktaş'ın tek golünde Masuak'un asistini görmüştük sonradan oyuna evet. girerek. Masu, e, Masu Hakkı'dan girelim mi direkt? Ya, yani, son iki maçlık iki golünde mimarı yani. Evet yani Masu Hakkı bu kadar kolay vazgeçilecek bir oyuncu mu? Hala gitse olur mu? Yoksa ne gerek var neden böyle bir şeye giriyoruz? Bakın işte oyuncu iki maçtır kendisini ispatlıyor. Formda yükseldi mi? Ee, bir önceki gece dönüşte bu konuyu konuşmuştuk. Ee, ve ben şunu demiştim. ya Rosie Masuaku e, ikisi de aslında ideali biraz daha çizgiye yakın oynayan içeriye güzel toplar e, getiren bekler. E, ama ola ki Şenol Güneş gelecek planlamasında işte ikinci yarıdan itibaren gelecek sezonda taşıyacak oyunda e, bir sene Adriano tipi bir oyuncu talep ediyorsa, hani buradan biraz daha merkeze gelsin. E, ki şu an çoğu takım bunu yapıyor. E, City beklerden bir tanesini Rodin yanında ikinci altın numara gibi oynatıyor. E, gelsin burada merkezdeki oyuna katı. Zaten orta sahada eksikliğimiz var. Bir dolar sayısal eksiklik yaşamayalım. Bir tane oyuncu buraya destek atsın. Çünkü son bıraktığı Beşiktaşlardan birinde Adriano inanılmaz rahatlatmış Şenol Hoca'yı. Böyle bir fikir varsa ve böyle bir transfer hazırsa kıyılacak oyunculardan birisi Masoakulu ve çünkü Rozier zaten senin oyuncu. Bon servisi sende ve iyi de bir oyuncu. Masoakulu kiralık. Hani Masoku kıyalım burada. Fikri olabilir diyorduk ama ya bu daha çok sanki Masoku beğenmeme fikriymiş. Onu gördü. Çünkü Umut şey oynattı yani hoca. Yani Masaokya'nın Umut Meraç'ı oynatıyorsa, üstelik Türk konusunda sorun yokken, Masuk, yani Umut Meraç dışında dört tane Türk varken, sağda üstüne Masaokya'nın Umut oynuyorsa, bu ben Umut'u Masaoko'dan daha çok beğeniyorum demektir. O zaman hocanın aslında biraz e, oyun planından ziyade Masaoko'ya bir ön yargı durumu daha ağır bastı bende. O yüzden şeye geldim. Hakikaten durduk yerde adamı e, tukaka etmiş hale gelmişiz. Ona geldim ben. E, o da çıktığı karşını verdi. Bunu herkes <laughs> her oyuncu da yapamaz. Yani o mental durumdan kalkamayabilir. Çünkü on, yani Masaoka'nın bir çift gözü var. Futbolu izleyebiliyor. Bakıyor ki yerine oynayan adam. Gitmiyor. Yani orada şuraya geçmiyor. Buraya geçersen e, ömründen 5 yıl geçecek, gidecek demişler sanki buna. Şuraya geçmiyor. Buradan buraya dönüyor. E, böyle bir adam beni kestiyse o, daha da düşebilirdim orayı. Ben o zaman buradan gideyim de diyebilirdi ama çıkıp ispatı çıktı ve hatta şunu söyleyeyim. Asisti var, golü var. E, golü de Frikik'ten attı. Hayatındaki ilk frikik e, attı e, öyle o, bir onda, ne varsa atacağım dedi ya. Getir Frikik atıyorum. Lizaroz oldu adam. Her şey var bizde. Nasıl bir ayağa kalkmaysa bu. E, ve hatta onu da diyordum Adrian Mutlu yaptı bu maçta. Her gece yeminler ediyorum. Bıçak yemeye dayandım <laughs> <olduğuna> geldi <laughs> Zaten o geldi. Evet sahiden yeminler ediyorum. <laughs> 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 Diyor ki benim sol bekleyim kutu kola gibi. <laughs> baya şey oldu. E, merkeze geldi. Adrian Mamut yaptı bu maçta. Adana Demir maçında. Hani şurada ve hatları kırdı. Oradaki pasta pas isteği sağladı. Ve zaten maçtaki en çok isabetli pası yapan oyunculardan birisi. Çok iyi performans. E, bence de direkt masal kadar başlamak gerekirdi. Abi %100 katılıyorum tüm söylediklerine. Hatta Rozier için de bence eleştirilerin haddinden fazla olduğunu düşünüyorum. Önünde oynayan belli değil. Yanında oynayan belli değil. Arkasında oynayan belli değil. Ya şu bu kadar kim, kim oyun belli değil. Şu anda kim övülüyor ki? Belli değil. Kim, mesela Beşiktaş. Çaprazında oynayan belli değil. Hiçbir şey belli değil. Beşiktaş'ta beş bir, bir tane oyuncu var mesela. Düştü. Bir tane oyuncu var Beşiktaş'ta. Yok ya bu adam iyi dediğin kim? Cenk Yüksel işte. Yok Peki. Getson bence. Cenk de dün. Tabii tabii tabii. tabii, evet. Cenk de sallanıyordu. Getson falan. Çünkü tam bir oyun oturtamadıysan. Ee, ve takım oyununda parlayan oyuncuların hepsi diyor, ya aslında bunda da çok bir şey yok mu dedirsin işten içe. Evet. Sonra ne zamanki takım oyunu biraz yakalarsın dersin ki ya bu adamın da boşuna yani O zaman şurada hem fikir miyiz? Beşiktaş sorunu çok anlamsız yerlerde aradı. Oyuncu da aradı evet. Masuaku da aradı, Rozier'i de aradı. Ba eksiklik yok mu var? Ya orta tamam. sahada eksiklik var. Tamam. Orta sahada eksiklik var ve sezon başından da belli belliydi bu eksiklik. Biz Emirhan yok yere gidiyor diye boşuna mı yangın yaptık? Yani hem Türk oynatabileceğin üçüncü Türktü çok rahat. Çünkü beklerin yabancıydı. İşte Umut Meraş'a dönme diye mecburen bir tane orta saha olması lazım orada. Neyse ki Salih sezonu çok iyi başladı. Ya yani üçüncü Türk orta saha benim zaten burada dedi. Bence milli takım meselesini fazla kafaya taktı. Ondan sonra şöyle düşüş var performansında. Ee, ve hatta hatırlarsan ki... bundan da bas bundan korkuyordum ben. Gereksiz bir... Çünkü benzerini yine Beşiktaş'ta Tümer Metin yaşamıştı. Ve e, Şenol Güneş o zaman Tümer çok tercih etmemişti. Sonrasında Selen Engin'i de söyledi. O zaman menajerdi Selen git. Bir e, programda bahsetmişti. Tümer'i e, hani, sonrasında ikna edemedik oyuna diye. Çok düştü. Milli takım seçilmedi diye. Günden güne düştü yani. Performansı da gitti diye. Benzer bir şey olabilir diye korkuyordum Salih'le. Çünkü çok kafaya takmıştı. Röportaj da yaptım zaten. Orada görmüştüm yani gözündeki şeyi. Salih'le. Evet Salih'le fazla Hüçer röportajını tavsiye ederim. Tekrar bir gözden geçirmek. paylaşayım. Evet, Orada çok hayal kırıklığı. Hani de. Nereye gitsen bana artık bunu soruyorlar. Sen niye milli takımda yoksun diye. Çok iyi performans gösterirken alınmamıştı gerçekten. Ve o performansla etkiledi. Biraz düştü ama ne olursa olsun yine de mevcut orta sahalar arasında bence Salih'le karar Hı -hı. kılınmalı ki öyle de yaptı hoca. Dün Beşiktaş ideal takımıyla çıktı sahaya. Yani Hı -hı. Ideal Genel oldu. eksikliği söylüyordun oradan Salih'ten Yes evet, genel eksiklikte o zaman kapatalım. Hı hı. E, ortası orta sa eksik Beşiktaş'ta. Hani oyuncuda bulunacaksa olmayan bir oyuncu da bulunabilir problem. Yani Getson dışında Güzel. bir tane daha iki ceza sahası oynayacak oyuncuda eksiklik var. Bir yaratıcılık. Yaratıcılık yani Derler arası da hayal ettirdi. Derlerin 5 sene önce oynadığı belki acaba biraz bulan bir kubbe. Bir kubbe Derlerli gösterir mi diye beklenen, Ama bu adamın hani öyle bir amacının olmadığı biraz belliydi. E, öyle bir eksiklik var. Emirhan İlkan bunun potansiyel olarak böyle bir oyuncuydu. Ama o gittikten sonra Delali kumarından ziyade, zarından da diyelim daha doğrusu, iyi olursa zarından ziyade de, geçen canlı yayında bahsettim ya, Beşiktaş'ın çok belki oyuncusu var. ya yani belki oynar, belki performans gösterir, belki eski günden hatırlar. çok fazla var. Gerson dışında... Kimleri saydın? Delay'i sağlayacaksın. Tamam. Ya Jack Dawson bence böyleydi. Hani sakatlıktan döndü. Belki Hmm. Belki olur. Tamam, Atatürk peki ee, daha da alınabilir e, birisi. Yani şey, Delali belki Karşılıklı olur. Karşılıklı veriyor. Delali evet özellikle. Ee, Joseph belki tekrardan şampiyonluk sezonu formunun form kavuşu. Bence o formdan yine uzakta. Evet ee, ama jo yani Joseph aldıktan sonra performans almayacak. Gerson dışında orta sahada yani. güvenilir adam yok. Tamam, bunu, bunu altını çizelim. Ee, en güvenilir adamın, en yaratıcı adamın zaten sakat. Gezal. İkamesi yok. İkamesi yok. Oraya da bir alternatif bakılabilir. Yani transfer döneminde kesin orta saha. Bir hakkım var transferde. Orta saha hiç düşünmüyorum. ben Yarım saniye bir düşünmeme ihtiyacım yok. İki ceza sahası orta sahası. Yap bir transfer. Fabian Ernst'ı mı aldın? Fabian aldım. Ben Yusuf Şimşek'i alırım mesela. İşte diğeri de o. Bir tane ama bir tane seçeceksin. Benim önceliğim Galatasaray'ın yaratıcı oyuncu. Yani bir, bir kilitlendiğinde oyun... Ben topu alayım da şu topu da buna verelim de bir şey yapsın diyeceği oyuncu yok Beşiktaş'ın. Ya ben işte bir tane ars bulursam, bir tane ars bulursam, ars Gerson yapıp 4-4-2 ile kenarlardan çift forvetle yine açarım rakibi. Yaparız. <gülüyor> 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 yani bir hakkın varsa orta saha kesin. Merak ediyorum izleyicilerimiz ne düşünecekler. Sevgili izleyiciler bir transfer hakkınız var Beşiktaş'a. Beşiktaş tarihinden bir oyuncu profiliyle de örnek verebilirsiniz. Sadece profilde söyleyebilirsiniz. Nereye transfer yapabilir, yaparsınız? Ernst tipi orta sahaya bir oyuncu. Daha güçlü, e, ikamesi olmayan bir oyuncudan bahsediyor Mustafa. Ben de diyorum ki Gezler'in yokluğunda topu ona verebileceğin, ayağına bakabileceğim bir oyuncu, bir yaratıcı oyuncu eksikliği daha bence Beşiktaş'ın elzemi. Stoper diyen var, bek diyen var. Siz ne söylersiniz? Çok merak ediyorum. Siz Bence de, sayıs de, yani de. çok uzun süreli sakat olmadığı için stoper daha geri planda. E yani Sayıs Tayyip zaten olmuştu. Ben de aynı fikirdeyim. Yani, Wellington da bu arada Sayıs'ta da böyle bir soru işareti soru da alternatif olarak fena değil yani. Ee, burada yo, Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi dönen topları aldı şey önünden. Evet. Alternatif olur. Ya öncelik değil. Bir iki sakarlığı var işte. Bir maçta bir yani, kırmızıyı görmüş. Tabii ki ne, tabii ki ne güzel olur. Onyekuru'ya bir tane geç kaldı. <laughs> Bileğini şöyle bir sıyırdı ya. Evet, yani tabii ki ne güzel olur bir tane daha güvenilir bir derinlik katacak bir stoper ama ilk 11 için öncelik değil diyorum. Tabii, önce öncelik işte orta saha bak bir iyi bir orta saha takımdaki birçok oyuncunun da performansını arttırır bence. Ee, Ernst bunu yapmıştı mesela. Ernst bir geldi siste daha anlamlı oldu. Siste dedi ki baya baya topçuymuş bu oldu. Siste ile ikili olunca. Ee, Yusuf'un rolü daha oturdu. Delgado'nun rolü oynadığı zamanlar direkt forvet arkası oldu çünkü Mustafa Deniz onu mecburen yaratıcı bir oyuncu yok diye 8 numara gibi de oynatmak zorunda kalıyordu. Ya da öyle tercih ediyordu. O da çok performans düşüyordu. Delgado da daha oturdu. Forvet arkasında. Holosko daha oturdu. Atıyorum. Yani her şeyi tamamlıyor böyle bir oyuncu. Ee, Beşiktaş yeni bir arsını bulursa Gerson net performansı da artar. Forvet arkasında kim oynayacaksa net performans artar. Kesin. Ee, ya hoca maçtan sonraki basın toplantısında Muleka ve Redmond'tan daha fazla şey bekliyorum. Şu anda hiçbir oyuncu almıyoruz. Kimseyi göndermiyoruz diyor ama tabii şu anda vurgusu da orada önemli. Hı, hı. İşte Samet soru, Şey, Ozan, 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 Ozan Tufan konusu soruldu. Şenol Güneş'e sizi aradı mı aramadı mı? Biraz esprili de bir yanıt verdi ona. E, ee, Ozan beğendiğim bir oyuncu ama işte Onur'u da beğeniyorum zaten. Yani böyle söyleyince hı. de kulüplerle biraz problem evet. yaşıyoruz. Ee, mesela Ozan Tufan profili uyar mı? Ya o da belki ama ya. O uyar da belki ama o da. E evet, ya yani şey maliyet ben, yani, böyle hocam, bazı şeyleri biraz böyle satır aralarında söyleyip geçiyor hocam mesela oralara. Biraz hani maliyeti de işte gelecek bir şeyleri de bakmamız lazım diye. Profil olarak Ozan Tufan uyar mı sence? Profil olarak aslında böyle bir oyuncu. İki ceza sahası ama çok belki. Yani onu da bilmiyorsun ki Ozan Tufan'ın bir sezon bir sezonu tutmuyor. Yani tekrardan odaklanır mı? Bir şey olur mu? Verir mi kendisini? Şenol Genç Bursa Spor döneminden sonra çok aslında bu profili tam tam %100 bütün sezon karşılığını verdiği bir dönem yok. Çok istikrarlı sezonları yok. Hep sezon böyle yok. dönem dönem. Ya o 5 maç diyorsun ki ha, inanılmaz bir oyuncu. Evet. Sonra diyorsun ki o zaman o ne İrfan oldu? İrfan Can'daki durum var aslında. Öyle. İrfan Can da öyle ya. Sezonu yok. Diyorsun ki 5 maçtır çok iyi oynuyor. Evet. Sonra bir kaybı ya alır. aslında o kadar büyük beklenti var ki Ozan'dan. E, şu anda milli takım tarihinin en çok forma gelen 10 oyuncusundan biri. <laughs> Şampiyonlar Ligi oynamış, Avrupa Ligi oynamış, Premier Lig görmüş, Championship görmüş. Bir oyuncu Ozan ve hala Hı. Hmm. Evet, genç Aynen öyle. 95'li. Ee, şimdi Jack Dawson'u yakalamışken, şimdi Jack Dawson bence 3. Türk için ideal. Ee, sağda değil de solda daha iyi oluyor. Hı -hı. Yani tamamlayıcı zaten hep öyle oynuyordu bir önceki Beşiktaş döneminde de. Bir forvetin arkasında sol kenar forvet gibi oynuyor. Daha böyle içeri kat edip şut atma imkanı oluyordu. Burada biraz daha sanki yaratıcı e, kenar forvet gibi bekliyorsun ondan. Biraz daha hani bir iki adama istesin, top ortaya çevirsin. Sağda daha kafalar karışıyor. Sol önde Cenk Dosun'a devam edilebilir. Zaten Tayyip var, kalecim var. Yani Türk sorunu yok bence Cenk dahil olduktan sonra. E, o bahsettiğim orta saha yabancı da olabilir. Yani çünkü yabancı da daha yelpaz daha geniş. Daha geniş bir alandan oyuncu bulabiliyorsun. E, i̇lla Ozan Tufan'a kitlenmene gerek yok yani. Ki Doğru, performans vermesi de Yerli kesin konusunda Beşiktaş'ın evet problemi yok zaten. Peki Cenk'i sola koydun. Sonra o, son o kısmı konuşalım. Cenk'i sola koydun, Enkudu'yu ne yaptın? En -En ya da Redmond Redmond'u, Enkudu'yu en en yedik. Yedik mi? Hayır, Enkudu'yu yedik. Redmond'u mu koydun? Gezer yani? yerine kadar Redmond var burada. Ee, bu arada aslında yabancı sorun olmasa, Murel Kadın da Sol Torvet'te ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şenol Ajano'dan bir bakan bulu çıkarabileceğini, zaten hatta bakan bir örneğini de verdi. Çıkarabileceğini düşünüyorum. Cenk'i mi kestin? Hani kesemezsin de Türk kontenjanından dolayı. Öyle bir kontenjan durumu olmasa Mulekan'ın üstüne gitmeyi tercih edeyim. Çünkü daha genç, daha potansiyelli. E, ve adam eksiltme özelliği daha fazla bence Cenk'e göre. Yani variyete yapma ihtimali de var. Hatta Antep maçında oyuna girdikten sonra daha bir böyle topla sallandı yani. Bir, bir adam eksiltti falan. Ben de Cenk'in takımın ayakta kalan birkaç oyuncusundan biri olduğunu düşünüyorum. Yani bazı sallandığı bölümler var evet ama o Yok takım zaten yok o oynayacak. Var. oynayacak yani 3. -3 Türko olacak ama Mulekan'la da gerçekten şey Hoca umarım ısrar eder. E bir yol lazım. Mureka çok arkada kaldı hiç. De, yani bir potansiyeli var yani oyuncunun. E, Gerson'un yanına da direkt transfer yaptım. Mureka'nın yanında transfer. Siz transfer hakkınızı nasıl kullanırsınız? Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Beşiktaş, Adana Demirspor'la puan farkını bire indirdi. E, şu anda Beşiktaş 26 puanda, Adana Demirspor 27 puanda. Beşiktaş'la Lider Galatasaray arasında da 7 puanlık bir fark var. Şu anda 15. hafta oynanmış durumda. Beşiktaş'ı da bu şekilde değerlendirdik. Şimdi de Fenerbahçe'ye geçeceğiz.